Evet arkadaşlar. 40. sorumuzda da bir küp sorusu verilmiş. Her birinin hacmi 8 olan şekildeki eş küplerle şekil 2'deki küp yapılıyor. Buna göre şekil 2'deki küpün yüzey alanı kaç santimetre karedir? Şimdi küçük küplerin eğer hacmi 8 ise arkadaşlar bir küpün bir ayrıtına küçük küplerden bir tanesinin ayrıtına A diyelim. A. Bir ayrıta A olsun. Hacim bulunurken A küp olacaktı. Küpün hacmi A küp. E, 8'e eşitmiş. Her iki tarafın küp kökünü alırsanız A buradan 2 santimetre olur. Demek ki verilen küçük küplerin her birinin bir ayrıtı 2. E bir ayrıtı 2 ise bakın dikkat edin. Büyük küpün bir ayrıtını oluşturmak için 1, 2, 3 tane üst üste yan yana koymam gerekiyor. 2 artı 2 artı 2 oluyor değil mi burası? 2, 2, 2 burada var. 2 de burada var. Büyük küpün bir ayrıtına ne geldi? 2 artı 2 artı 2. Yani 6 santimetre geldi. Bir ayrıtı 6 olan bir küp var elimde. Ve bunun alanı isteniyor. Zardan hatırlarsanız zarın en son numarası nedir? 6. Demek ki 6 tane yüz var. Bir küp için. 6 yüzden arkadaşlar. Bir tanesinin alanı bulsam. Ki bir kenarı 6 olan kare olur. Bir tanesi için. 6'nın karesi yani 36 birim kare olacak. Bir yüzeyin alanı. Bundan da 6 tane olduğu için 6 çarpı yüzey alanı 6 çarpı bir yüzey alanı 6 çarpı 36 bulunacak. O da 216 birim kare bulunmuş olur ki istenendir. Yani doğru cevabımız burada 216C seçeneği olur. Gelecek yıl için sınav hazırlığınızda tüm 11. sınıf arkadaşlarıma başarılar. Bu deneme sınavının da bir çalışma için start olmasını temenni ediyorum. Hepinize kolaylıklar diliyorum arkadaşlar.